Çatma! Çatma kurban olayım çehrine ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal! Hakkını halka tapan milletimin istiklal! Ne diye başlıyor senin istiklalinin marşı? Korkma! Mehmet Akif ne öğütüyorsam istiklalinin marşında! Korkma! Dava için ödül vermek ayıp olmaz mı beyler? Olmaz efendim.
böyle bir maksat için ne kadar büyük ödül versek azdır. Değeri ölçüye gelmez. Ben 500 lira veriyorum. Aman efendim, 500 lira da nedir? Bir memurun maaşı 7,5 lira. 10 lira maaşı olan zengin sayılır. Bu israftır. Büyük vebaldir. Efendiler, karar katidir. Bu maaş için değil 500, 5000 versek yine de kafi değil. Lakin bütçenin durumu ortada. Arkadaşlar, toplamda 714 adet şiir aldım. Bunları eleyerek sayıyı 6'ya kadar düşündük. Lakin hiçbiri milletimize seslenecek kadar yeterli değil. Bir şair, bir edip yok mudur arkadaşlar? Efendim, vardır aslında. Ben böyle birini tanıyorum. Ve bildiğim kadarıyla da o bu yarışmaya katılmadı. Katılmadı mı? Nasıl katılmadı? Kimdir o? Hemen kendisini bulup ulaşalım. Mehmet Akif yok mu? Hani milli mücadele için Anadolu'yu gece gündüz karış karış dolaşan, halkı cepheye davet eden, insanları sözleriyle cezbeden Mehmet Akif. Burdur vekili Mehmet Akif. Akif vardır, var olmaya lakin o yazmaz. Yazmam diyor. Nedendir vekilim? O bu milletten değil midir? Ne demek efendim? O senden benden daha Türk, daha Türkçüdür. Hem de sağlam imanlı bir Müslümandır Mehmet Akif. O halde neden yazdın? Ben konuştum kendisiyle. Akif eline kalem alan herkesin yazdıklarına karşı bir yarışa gidip kendisinin müşkünlük davasını kısıtlı sanmasını istemez. Bir, ben ödül için yazmam diyor, bu da iki efendim. Ben böyle büyük bir insan görmedim. Muhakkak ona yazdım ben. İstiklal Marşı'nı yazmaya çalışıyorum efendim. Siz yazmayınca iş bize düştü. Ne yani? Onca şiir beğenilmedi mi? Hiçbiri beğenilmedi efendim. Mecbur biz yazacağız. Ben de yanınıza gelip ebedi kuvvetinizden feyiz almaya geldim. Ya sen nasıl adamsın? İçinde para ödülü alan bir işte nasıl kalkıştırsın? Neden bu işe girersin? Ödül kaldırıldı efendim. Hem seçilecek şiire ne para ödülü verilecek ne de başka bir ödül. Hem bu konuda bana söz verir. İyi de halka böyle ilan edildi, ödül verilecek denildi. Bak, Nazım efendim, Nazım Bey'le görüştüm. Kendisi eğer yarışmaya sen katılacaksan şiirin hemen korkacak. Eğer kazanırsan ödül hayır kurumlarına bağışlanacak. Hem bak. O, İstiklal Marşı'nı yazarken bile o kadar yokluk çekti ki, şiiri yazabilmek için sadece iki yaprak kağıdı vardı. Bir yaprağı tenis kopyasını çekeceği için tek yaprak yetmemiş, şiirin bir bölümünü mecburen dergahın duvarına yazmıştı. Allah'ım, bizlere yardım et. Bu yükün altından kalkabilmeyi nasip et. Rabbim, kahraman ordumuza güç ver, kuvvet ver. Düşmana karşı yurdu savunma ve milleti korumaz mı ver Rabbim? Allah'ım, sen de bilirsin ki bu millet için, bu kahraman ordu için, bu cennet vatanı için ne kadar İstiklal Marşı yazılsa da hiçbir şey yaptık diyemeyiz. Sen bu yazacağın dizelerin, bu mısraların, bu ülkenin, bu cennet vatanın İstiklal Marşı olmasını nasip et. Efendiler, yaptığımız çalışmaların sonucu olarak önümde 7 adet şiir bulunmaktadır. Efendiler, yapılan oylama ile Akif Bey'in İstiklal Marşı adlı eseri milli marş olarak kabul edilmiştir. Vatanımız ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ordumuzun muvaffakiyetine
güç süre, moral versin inşallah. Amin. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen ağız sanca. Sönmeden yurdumun üstünde süren en sonuca. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Dört bir yanında memleketimin yakıp yıkarak, vurup dökerek gelen işgal sürüleri şimdi Anadolu'daydı. Ve bayrak asıktı çeyresi, çatıktı kaşları. Çatma! Kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet kuceler. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, hakka tapan milletimin istikrar. Gençler, çok değerli misafirlerimiz, çok değerli tiyatrocu gençlerimiz. Tabii İstiklal Marşı bizim için gerçekten çok önemli. Her vesileyle onu söyledikçe veya dinledikçe göğsümüz kabarıyor, tüylerimiz diken diken oluyor. İstiklal Marşımızın yazarı, burada da belli bir süre bulunmuş. Hatta ve hatta mahkeme altı dediğimiz bölgede de oturduğu bir ev var. İnşallah önümüzdeki günlerde de o evi almak için çok çabalıyorum ama bir türlü olmadan olacak. Olacak, orayı da müze haline getireceğiz inşallah. Onu da Kastamonu'nu da yaşatmış olacağız. Çünkü meşaleyi, yani kurtuluş meşalesini Nasrullah'tan ateşleyen değerli şair ve yazarımız Mehmet Akif'e Allah'tan rahmet diliyoruz ve onu saygı ve hürmetle yad ediyoruz. Öncelikle gençlerimize teşekkür ediyorum. Değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum. El birliğiyle böyle bir tiyatro oyununu burada sergilediler. Elbette 12 Mart bizim için önemli bir tarih ama içinde bulunduğumuz günlerde Afrin Harekatı'nın yürütüldüğü bu dönem gerçekten duygularımızın yüksek olduğu bir dönemin içerisinde bulunuyoruz. Ve İstiklal Marşı'mıza ve onu yazan anlayışa, o tarihe biz sahip çıktığımız sürece millet olarak gücümüzden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Ve bize karşı tıpkı 100 yıl önce kurulduğu gibi bugün kurulan tezgahları da bozacağız, bundan sonra kurulanları da bozacağız. Yeter ki biz az önce de belirttiğim gibi o ruhu, o duyguyu hiçbir zaman için kaybetmeyelim ve milli şuurumuza hep sahip çıkalım. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.